ya, canım çok sıkılıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Yaz tatilim bomboş geçiyor ya. Arkadaşlarım Bodrum'da, Antalya'da geziyorlar, denize havuza giriyorlar. Ben ise burada oturuyorum. Benim bir sevgilim bile yok. Melih, ne oldu oğlum? Melih. Efendim baba. Ne oldu oğlum? Niye ağlıyorsun? Ne oldu ya? Baba, bizim neden paramız yok? Yani oğlum, maddi durumumuz belli zaten ortada. Sadece ben çalışıyorum evde. Annen zaten yemek yapıyor, evi temizliyor falan. Baba, bizim neden paramız yok? Arkadaşlarım şu anda tatilde tatil yapıyorlar. Arkadaşlarla kızdıranmışlar böyle. Dan bir zeyan gibi takılıyor ya baba. Ben ise burada. Neyse Oğlum. işte. Oturuyorum boş boş. Hiçbir şey yapamıyorum. Arkadaşlarım hepsi gitti. Ben kaldım evde baba. Ben seni tatile göndereceğim oğlum. Okulun böyle başlamasına yakın göndereceğim. Tatile mi göndereceksin? Nereye? Sen nereye gönderelim? Nereye istiyorsun? Ben bilmiyorum ki. Bilmiyorum baba. Bilmiyorum. Nereye göndereceğim beni? Seni köye göndereceğim. Orada çalışacaksın oğlum. Sen tarlada bir şeyler verirler sana dayıların. Ne oldu ya Melih? Baba ne köyü ya? Ben tatile gitmek istiyorum. Sen diyorsun bana git köye git diyorsun. Daha merkez memleketine gidiyor. Baba köye gitmek tatile gitmek değil, tamam mı? Kaç yaşına geldim? Kaç yaşına gelmiştim ben ya? 8 miydi? 8. Evet, 8 yaşına geldim. Hala tatile gidemedim hiç ya. Bu ne biçim iş? Arkadaşlar 1 yaşındayken, bebekken bile havuzda gidiyorlar. Ben havuzun ne olduğunu bir tek YouTube'da görüyorum. O zaman sana böyle şişme havuz alayım, ona girersin artık Melih. Şişme havuz mu? Ama küçük böyle. Yok baba ya, gerek yok bence. Yani boş şeye paranı ona harcamanı istemem ben. Yo Ben yo, alırım ben sana. öyle kötü çocuklardan değilim baba. Başına her şeyi ayrılan çocuklardan değilim baba. Ben senin parayı ne kadar zor kazandığını bildiğim için, hani oturduğun yerden para kazanmıyorsun aslında. Kazanı yok yok. Kazanmıyorsun baba. O yüzden hani YouTuber'lar öyle ya baba. O yüzden sen öyle değilsin baba. Oturduğun yerden para kazanmıyorsun. O yüzden ben senin parayı ne kadar zor kazandığını bildiğim için kötü şeyler yapmam sana baba. Tamam, sen niye isyan ediyorsun o zaman? Niye ağlıyorsun? Niye isyan ediyorum? Çünkü biz neden havuza gidemiyoruz ya? Ben havuza gitmek istiyorum. Tamam, şişme havuz alayım diyorum. Ya yok baba, çok bayağı çok gereksiz para maliyet şey ma neydi ya? Ha, maliyetli baba, maliyetli olduğu için ben istemiyorum. Ama havuza niye gitmiyoruz biz ya? Havuza gidelim ha baba. Oğlum, seni küvete sokayım, güzelce çimdireyim. İstiyor musun bunu? Küvete mi? Evet. Oymaz baba ya. Gereksiz su masrafı yapmaya gerek yok. Baba, peki ben şimdi ne yapacağım? Hiçbir şeyim yok. Arkadaşlarımın iPhone Pix'i var. Benim ise Melih. Neyse. Küçük Pix. Melih var, evet. Küçük Melih Junior. Evet, onunla oynuyorum. Al beni bununla ya. Bu ne baba? Peçete oğlum, lazım olur sana. Baba, ilkokul çocuğuyum ben, utanmıyor musun? Bugün canım çok sıkılıyor. Ne yapacağım acaba? Dün gittim arkadaşların arabasıyla gezdim, babasıyla. Bugün de benim babam arabayla gezdirir mi acaba ya? Lamborghini'ye binmek istiyorum ama yani biraz da istemiyorum. Çünkü çok hızlı gidiyor, korkuyorum yani. Küçücük çocuk koyduğum için biraz da korkuyorum aslında ama yani çok güzel, çok zevkli oluyor Lamborghini'ye binmek. Gerçekten güzel oluyor. Peki başka ne yapabilirim? Arkadaşlarımın yanına mı gitsem acaba? Aslen havuzuna falan geliriz. Ne yapsam ya? Aslanım, ne yapıyorsun bakayım? İyiyim baba, sen ne yapıyorsun? Nasılsın bakalım? Ben de iyiyim. Baba, senin gözlüğünü aldım ama yani kızmazsın değil mi? Tamam, az sonra bir yere gideceğim oğlum. Bir toplantım var benim şirkette de. Ha, toplantım var baba. Tamam, o Aynen. zaman baba sana gözlüğünü takdim edeyim, buyur. Tamam, az sonra alırım, kalsın ya. Teşekkür ederim Sıkıntı baba. Baba ya, şey düşündüm, beni Lamborghini ile gezdirir misin? Ama yavaş gitmeni istiyorum yani. Çok hızlı gidiyorsun, bir anda böyle gaza basıyorsun. Olmuyor yani, korkuyorum o yüzden baba. Al, seni kamaraya bindiririm ya. Baba, Camaro'ya çok bindi. Biraz da Lamborghini ile gezmek istiyorum ama bir yandan çok korkuyorum. Bir de şey baba, arkadaşım var benim. Seninle tanışmak istiyormuş. Dedi beni evlatlık olarak alsın dedi. Adı Hüseyin. Ya bırak oğlum şu Hüseyin'i falan. Ben biliyor muyum Hüseyin'i ya? YouTube'da görmüştüm galiba. Sen gösterdin bana. Evet baba, adını Cenk olarak değiştirdi. Baba, Şey onlar fakir değil mi? bilmiyorum baba da şey yani senin çocuğun olmak istiyormuş.
Ben babama bir sorayım dedim. Kabul ederse dedim. Yani kabul etmeyeceğimi biliyorum ama belki kabul edersin ama o yüzden sana bir sorayım oğlum dedim. Oğlum bak. Benim dağlarımdan gelmediği sürece o benim oğlum değildir. Sensin benim oğlum. Biliyordum baba. Teşekkür ederim. Ama ben sana yine de sorayım da. Çünkü arkadaşım adına üzüldüm. Ona babası hiçbir şey anlamıyormuş da. Ulan, ona bir 5-10 bin lira verirsin yani ne bileyim 2-3 bin lira. 5-10 bin lira yetmez baba. Ben ona bir 50 bin lira vereyim en iyisi. Yani kendi banka hesabından veririm baba. Yani sen istersen hiç şey yapma, ben veririm. İyi tamam, sen bilirsin. Tamam baba, teşekkür ederim. Ne oldu oğlum? Ali? Ne oldu? Oturuyorum burada, ne olmuş yani? Ne püfleyip duruyorsun bu gözümün önünde? Çok sıkıcı. Her şey çok sıkıcı baba. Ne sıkıcı oğlum? Her şey çok sıkıcı. Ne sıkıcı onu söyle bana. Ortaokula geçtim baba, ben bildiğin gibi ortaokula geçtim ama hala bir telefonum yok. Bana neden telefon almıyorsun baba? Niye sen... benim telefonum yok? Sen kendi telefonun var, annemin telefonu var, benim de telefonum yok baba. Kendin iPhone 3 kullanıyorsun. Oğlum, ben... benim niye iPhone 3'üm yok baba? Ben de istiyorum iPhone 3. Oğlum ben iPhone 3 kullanmıyorum ki. Ne kullanıyorsun? Nokia 3310 kullanıyorum ben. Annene de aldım geçen gün. Ablanda da var hatta. 3310 mu kullanıyorsun? Evet 3310 kullanıyoruz biz. Tamam baba, sorun değil. Bana 3310 da alabilirsin. En azından telefonum olmuş olur. Daha, sana daha lüks bir tane telefon alayım oğlum. Ne alacaksın baba? Ya bir tane 50-100 liraya bir tane bulmuştum. Aşağılardan bir yerde. 50-100 lira ne ya? Çocuk mu kandırıyorsun sen? Ben ortaokula geçtim tamam mı? 50-100 liraymış. Bak sana ben telefon aldım Meli. Ne aldın baba? Samsung aldım. Samsung mu? Evet. Bakayım baba. Ama dokunmalı böyle, dokunmalı. Dokunmalı mı? He. Baba versene. Oğlum benim telefonum öyle olmadı lan. Teşekkür ederim baba. Tamam neyse al bakayım oğlum. Oh my god! Şu telefona bak! Baba bunun telefonun ekranı kırık. Oğlum zaten 50 liraya aldım telefonu ya. Yani kırıktı, kırık verdiler bize. Kırık baba bu, kırık. Kırık verdiler oğlum. Baba niye kırık? Kırık. Baba bunun ekranı kırık. Yapacak bir şey yok Meli. Baba senin kafan kırık mı? He kafam da kırık Meli, senin kafanla kıracağım şimdi. Kırma baba ya, gerek yok. Ben böyle de kullanırım, çalışıyor mu bu? Çalışıyor, çalışıyor. Oğlum ortaya bas, ortaya. Lan aşağı ortaya bas. Ortaya basıyorum. Oğlum telefonun aşağıda orta tuşu var, görmüyor musun? Tamam tam ortasına basıyorum. Lan en aşağıda, en aşağıda. Ya bu ne biçim telefon ya, çalışmıyor bu ya. Kameraya baktım senin yüzünden yanlışlıkla. Çalışmayan telefon almışsın bana 50-100 lira keşif bu. Belki de maket telefon. Çalışmıyor bu telefon ya. Ne biçim telefon aldın bana baba ya. Alo, sesin gelmiyor. Sesin gelmiyor. Alo, ses 1, 3, 5. Yav sesin gelmiyor yav, lanet telefon çalışmıyor yav. Ne biçim telefon ürettiniz siz ya. O kadar para verip aldık telefon bozuluyor ya. Bu ne biçim iştir. Ne biçim bir telefon ürettiniz ya. Canım sıktınız şimdi akşam akşam. Telefondan ses gelmiyor ya. Bu ne biçim iş? Ne oldu Meli? Niye bağırıyorsun ya? Ya baba bu telefon var ya telefonda. Alalı bir ay olmadı. Telefondan ses gelmiyor ya. Arkadaşım mı konuşmuyordu acaba? Yoksa telefon mu bozuldu? Oğlum emin misin çalışmadığına? Bir bak kontrol et. Ekranı kırılmış baba. Yara attım sinirden. Neyse artık yapacak bir şey yok. Yenisini alırım artık ya. Tamam, kaç neyse. Paraydı ya bu? Ben bunu 15 bin TL falan almıştım. Neyse sorun yok baba alırım ben. Sen... Oğlum ben seni aldım önceden ya. Ne? Şimdi almıştım. Telefon zaten. Mu aldın bana? İyi de kırdın onu. Boş ver onu ya. Baba ne gerek vardı ya? Çok şapşiksin sen ya. Baba biliyorsun değil mi bunu? Teşekkür ederim baba. Neyse, ne aldın al bana bakalım. Baba? iPhone XXX'i en son modelini aldım. Oğlum sana. Altın kaplı. Baba ala ala bunu mu aldın ya? Niye? Baba ala ala bunu mu aldın? Baba bu telefon çok pahalı ya. Ne gerek vardı? Daha pahalısını alsaydın bana. Daha pahalısını da alırız oğlum sana. Ya son model diye de yani telefonlar da çok ucuz ya. Kaç para baba bu? Oğlum o 100 bin falan 150. 100 bin mi? Aynen. Benim arkadaşımın 200 bin liralık telefonu var baba. Niye 100 binlik telefon aldın bana? Yakıştırdın bana bunu hiç. Ne bileyim oğlum sen alırsın. Bak ben 15 bin TL telefon kullanıyordum. Kırıldı. Ekranı gitmiş şu an. Neyse boş ver çöpe atarız onu artık. Alo kiminle görüşüyorum? Ha Zeynep sen misin? Ev boş. Hı tamam. Hemen geliyorum. Bye. Ev mi boş? A** bu ev. Ulan ne güzel lan şuna bak ya.
para yeter mi ya? Yetmez herhalde. İnşallah bana da gelmez. Atı şu meleği neredeydi ya? Bir bakayım şuna. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun Melih, onu söyle bana. Peçeteleri niye saklıyorsun? Ya saç Melih, saç. Annen toplayacak buraları değil mi? Video açtın, izliyordun öyle şeyleri. Bir şey hub. Ben. Evet. Ne hubu ya? Aha. Ben öyle şey yapmam baba. Sen tanımamışsın oğlunu. Senin zamanında ben de öyleydim. Bak peçete yapış yapış olmuş orada. Ne kokuyor? Acaba ne kokuyor Melih? Şey ya, ellerimi sildim, o kokuyor herhalde. Ha, kesin ellerin kokuyordur. Ben biliyorum seni. Oğlum bak. Tuvalete git, öyle yap. Yerlere fışkırtıp duruyorsun zaten. Baba boş boş konuşma ya. Ben öyle şey yapmam. Pis pis konuşmam. Ne biçim konuşuyorsun sen oğlumla baba? Ben kaç yaşında adamım, ne biçim konuşuyorsun ya? Ayıp oluyor baba ya. Oğlum tuvalete git yaptırıyorum sana. Baba iyice saçmaladın ama sen ya. Ben öyle şeyler yapmıyorum diyorum sana. Bak bizim tuvalet zaten oturmalı. Klozet değil oğlum. Anlıyor musun? Oturmalı zaten klozet deniyor baba. Sen bilmiyorsan anlatayım sana. Klozet oturarak yapılan. Ne yapacaksan tuvalette yap, tamam oğlum. Anlıyor musun? Ben bunu gördüm ve daha bir şey demiyorum sana. Şuraları temizle bak. Annene bir şey demeyeceğim şimdilik. Haberin olsun. Tamam Melih, hadi. Şuraları bir temizle bakayım. Yerleri de sana temizleteceğim. Tamam baba, teşekkür ederim. Ben diyorum halının üstü niye beyaz? Meğer sen başka şeylerden dolayıymış.